Teknoşok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin ülkemizde yeni satışa sunduğu iki modelini beraber inceleyeceğiz. Biliyorsunuz günümüzde artık fiyat performans denildiğinde ülkemizde özellikle akla gelen ilk isim Xiaomi diyebiliriz. Bu bağlamda bakıldığında Çinli üreticinin rakiplerine önemli bir fark attığını da söylemek mümkün. Bugün inceleyeceğimiz iki model ise arkadaşlar Xiaomi 11T ve 11T Pro. Bu iki cihaz da kısa süre önce raflardaki yerini aldı ve sunduğu özellikleriyle orta segment ve üst segmentte ciddi anlamda fark yaratacak cihazlar. Dilerseniz önce Xiaomi 11T'den bahsedelim sizlere. Gördüğünüz üzere aslında iki telefon da tasarımsal olarak aynı. Yani şöyle elimizde tuttuğumuz zaman iki telefonun da benzer hatlara sahip olduğunu görebiliyoruz. Fakat iki telefon arasında aslında bazı farklılıklar mevcut. Şimdi biz sizlere bu farklılıklardan biraz bahsedeceğiz. Bu farklılıkları anlatırken de telefonların öne çıkan özelliklerini sizlerle paylaşmış olacağız. Dediğim gibi ilk olarak Xiaomi 11T'den başlayalım arkadaşlar. Xiaomi 11T'de MediaTek tarafından geliştirilmiş olan Dimensity 1200 5G destekli bir Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti 6 nanometrelik bir üretim teknolojisine sahip. Bu ne demek? Cihaz içerisindeki Yonga setinde bulunan işlemci ve grafik işlemci biriminin içerisindeki transistörlerin arasındaki mesafe yalnızca 6 nanometre arkadaşlar. Bu sayede cihaz hem çok daha az güç tüketiyor hem de güç verimliliğini maksimum düzeye çıkarabiliyor. İşte bu yüzden Xiaomi 11T oyun ve benzeri uygulamalarda sizlere kusursuz bir performans sunabiliyor. Tabii günümüzde telefon denildiğinde kullanıcıların baktığı diğer özelliklerinden biri de RAM ve dahili depolama. Burada Xiaomi 11T bizlere 8 GB'lık RAM ve bunun yanı sıra 256 GB'lık da bir depolama alanı vaat ediyor ki buradaki depolama alanının 256 GB olması gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü günümüzde artık telefonlar için kullanılan dahili depolama alanlarında sıkıntılar çıkmaya başladı. Çünkü her an her yerde fotoğraf ve video çekmek istiyoruz ki Xiaomi 11T ve 11T Pro fotoğraf ve video tarafında gerçekten çok başarılı cihazlar. Bunlara da birazdan değineceğiz. O yüzden bunları saklamak için yeterli bir depolama alanına sahip olmamız gerçekten çok önemli. Burada Xiaomi 11T'de 256 GB'lık bir alan ayar verilmesi bu yüzden gayet makul olmuş diyebiliriz. Şimdi gelelim telefonumuzun kamera kurulumuna. Cihazımızın arkasını çevirdiğimizde burada bizleri dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış üçlü bir ana kamera modülü karşılıyor. Burada 108 megapiksellik bir geniş açılı kameramız var. Ona 8 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası ve 50 megapiksellik de 2x telefoto makro kamera eşlik ediyor. Bu kamera ile arkadaşlar 4K çözünürlükte 30 fps videolar çekebiliyoruz. Bunun yanı sıra dilerseniz 30 60 120 fps'te de 1080p çözünürlükte videolar çekebiliyorsunuz. Hemen ön kameraya geçiyorum. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kameramız var. Bu geniş açılı bir kamera arkadaşlar. Dolayısıyla selfie çekeceğiniz zaman yanınıza biri geldiğinde yapay zeka destekli olduğu için direkt olarak ne yapıyor? Hemen geniş açıya alıyor kendini ve daha net fotoğraflar çekmenizi sağlayabiliyor. Ön taraftaki kamera ile video çekmek istediğinizde de 1080p çözünürlükte 30 fps'te videolar çekebildiğinizi sizlere hatırlatalım. 11T'de en çok hoşumuza giden kamera özelliklerinden birisi de tek tıkla AI Artificial Intelligence yani yapay zeka destekli sinema özelliği modu arkadaşlar. Bu mod ile gerçekten nefes kesici fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca diğer cihazlarda çok rastlamadığımız Audio Zoom diye bir özellik de var. Bu sayede videolarınıza yepyeni bir boyut ekleyerek nesneleri yakınlaştırmanızı ve sürükleyici bir ses deneyiminin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Bu bağlamda bakıldığında Xiaomi 11T'nin video tarafında ve fotoğraf tarafında gerçekten biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Bu telefonda benim sizlere değinmek istediğim son iki nokta daha var. Bunlardan birincisi 120 Hz'lik AMOLED ekran arkadaşlar. Biliyorsunuz artık günümüzde ekranlar yenileme hızları, tazeleme hızları üst seviyeye çıkmaya başladı ki Xiaomi de buna ayak uydurmuş. Hatta ayak uydurmakla kalmamış, bir tık da üzerine ekleyerek bizlere 120 Hz'lik bir ekran sunmuş arkadaşlar. Bu ekranın akıcılığı gerçekten çok muazzam. Zaten şöyle telefonu kaydırırken de gördüğünüz üzere gayet akıcı bir deneyim sunuyor sizlere. Oyunlarda vesaire herhangi bir donma kasma yaşamadan rahat bir şekilde oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Gerçekten ekranın sizleri her türlü
memnun edeceğini de söyleyebiliriz. Bu arada bize gelen rengi merak edebilirsiniz. Onu hemen size belirteyim. Bize gelen bu renk arkadaşlar gök mavisi olarak geçiyor. Ama bunun dışında ay ışığı beyazı ve meteor grisi renklerinin olduğunu da sizlere hatırlatmam lazım. Şimdi son olarak değineceğimiz noktaya gelelim. Biliyorsunuz Xiaomi denildiğinde akla gelen ilk şeylerden birisi de hızlı şarj arkadaşlar. Normal şartlarda telefonların yanında artık adaptör dahi çıkmazken Xiaomi 11T modelinin yanında bizlere 67 wattlık kablolu şarj adaptörünü sunuyor. Bu sayede telefonun içerisinde yer alan 5000 mAh'lik pil yalnızca 36 dakikada %100 şarja ulaşabiliyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir avantajın olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Örneğin evinizden çıkmak üzereyseniz bir baktınız telefonunuzun şarjı %5 seviyelerinde ve sadece 5 dakikanız var. Telefonunuzu 5 dakika şarja taktığınız takdirde şarj seviyesi %30'lara kadar yükseliyor ve bu sayede bütün gün boyunca ulaşılabilir bir hale geliyorsunuz. Şimdi gelelim Xiaomi 11T Pro'ya. Biliyorsunuz 11T Pro 11T ile benzer tasarımlara sahip. Ama biraz yakından baktığımızda aslında bize farklı özellikler sunduğunu görebiliriz. Bunlardan en önemlisi şüphesiz içerisinde bulundurduğu Yonga seti. Bu telefonda arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilen 5G destekli Yonga seti Snapdragon 888 bulunuyor. Biliyorsunuz Snapdragon 888 2021 yılı içerisinde satışa sunulan pek çok amiral gemisine güç vermişti. Dolayısıyla yine bu telefona da güç veriyor. Buna 8 GB'lık RAM ve tabii ki de 256 GB'lık dahili depolama alanının eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Burada 256 GB olması gerçekten çok önemli. Çünkü artık günümüzde bunun aşağısında yani 64 GB'lık vesaire alanlar bizi gerçek anlamda kurtarmıyor. Eğer ben dahili depolama alanında sıkıntı yaşamak istemiyorum diyorsanız sizin de mutlaka tercih ettiğiniz telefonda 256 GB'lık bir dahili depolama alanına önem vermenizi tavsiye ederim sizlere. Ekran dikkatinizi çekmiş olabilir arkadaşlar. Bu ekranda Corning Gorilla Glass Victus koruması yer alıyor ve IP53 sertifikası da var. Bu ne demek? Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı bir telefondan bahsediyoruz. AMOLED bir ekran ve tabii ki 120 Hz'lik bir tazeleme hızı sunuyor bizlere. 1 milyara yakın renk var bu cihazda ve 800 nitslikte bir ortalama parlaklıktan söz edebiliriz. Yani ortalama parlaklık 800 nits olduğu için güneşe vesaire çıktığınız zaman arkadaşlar parlaklık tarafında hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bakın gerçekten çok parlak olduğunu sizlere söyleyebilirim. Parlaklık dışında değinmek istediğim bir diğer nokta ise arkadaşlar tabii ki çözünürlük. Burada 1080x2400 piksellik bir çözünürlük oranımız var ve 395 ppi piksel derinliğine de sahip bu cihazımız. Ekrana da indikten sonra sıra geldi kameraya arkadaşlar. Cihazımızı çevirdiğimizde arka tarafta bizleri şöyle dikdörtgen şeklinde konumlandırılmış bir ana kamera modülü karşılıyor. Burada 108 megapiksellik geniş açılı bir kameramız var arkadaşlar. Ona 8 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor ve son olarak da 5 megapiksellik bir makro kamera olduğunu söyleyebiliriz. Burada makro kamera için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu tele makro kameranın 2x özelliğinin olduğunu da sizlerle paylaşalım. Burada arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer nokta ise bu kamera modülüyle bizim 4K videolar çekiyor olabilmemiz. Yine az önce Xiaomi 11T modelinde bahsettiğim audio zoom özelliği bu cihazda da mevcut. Burada video tarafında gerçekten harikalar yaratabiliyorsunuz. Yapay zeka desteği mevcut. Yapay zeka desteği modunu açtığınızda gerçekten çok muazzam işler çıkarabiliyorsunuz. Tabii bu da biraz sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda arkadaşlar. Burada şunu belirtmek istiyorum sizlere. İçerisinde bunun 5000 mAh'lik devasa bir pil var arkadaşlar. Ve bu pil şu elimde görmüş olduğunuz 120 wattlık şarj adaptörüyle geliyor. Halihazırda dünyada 120 watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen çok fazla cihaz zaten yok. Xiaomi 11T Pro bunlardan biri diyebiliriz. Bu anlamda baktığımızda belki de şu anda elimizde dünyanın en hızlı şarj olan telefonlarından birisini tutuyoruz. Halihazırda bu cihazı şarjı sıfırken pile taktığınız zaman, adaptöre bağladığınız zaman yalnızca 17 dakikada %100'e kadar şarj olabiliyor arkadaşlar. Burada asıl önemli nokta ise kısa bir sürede çok daha fazla şarj olabilmesi. Atıyorum evden çıkmak üzeresiniz yine ve sadece 10 dakikanız var. 10 dakika içinde arkadaşlar bu telefon %72 oranında şarj olabiliyor. Peki bu ne demek? 10 dakikalık şarjla 11 saat boyunca sizin arama yapmanız, 7 saat boyunca video oynatmanız, 5 saat boyunca internette gezmeniz ya da 2 saat boyunca 1080p çözünürlükte video kaydı yapmanız anlamına geliyor.
Bu anlamda bakıldığında şunu düşünebilirsiniz. Ya bu hızlı şarj olayı pili çabuk bitiriyor gibi bir yanılgıya kapılabilirsiniz. Fakat hayır, Xiaomi bunun da testlerini yapmış ve 800 döngüden sonra bile pil sağlığının %80'inin korunduğu görülmüş arkadaşlar. Şöyle kaba bir hesap yaparsak eğer günde bir kere şarj ettiğinizi varsayalım bu telefonu, 800 döngü demek bu cihazın arkadaşlar 2 seneyi aşkın bir süre boyunca pil sağlığını koruması anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında Xiaomi 11T Pro gerçekten rakipsiz bir cihaz diyebiliriz. Biz bugün kısa sürede iki cihaz hakkında size bilgi vermeye çalıştık. Eğer bu cihazlar hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.